Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Bayes teoreminden bahsedeceğiz. Peki Bayes teoremi bize ne söylüyor? Aslında koşul olasılıkla ilgili bir teorem. A ve B iki olay olsun. Bu durumda A olayının olduğu bilindiğine göre B olayının olması ihtimali, B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimaliyle B olayının olması ihtimalinin çarpımını A olayının olması ihtimaline bölümüne eşittir diye söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz zaten bunu biliyorduk. Elbette ki bunu biliyorsunuz. Farklı bir şey söylemiyoruz. Haklısınız. Bakın şimdi neden farklı bir şey söylemiyoruz aslında? Veya farklı nerede gelecek? Birazdan göreceğiz. Bir kere her şeyden önce A olayı olduğu bilindiğine göre B olayının olması ihtimali ben A kesişim B'nin olması ihtimaliyle yani A ve B olaylarının aynı anda olması ihtimaliyle A olayının ihtimalini bölerek buluyorum. Öte yandan şunu da biliyorum. Şunu da biliyorum. Burasını ise demeyelim de şunu da biliyoruz. Neyi biliyoruz? B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimalinin de A kesişim B'nin olması ihtimali bölü B'nin olması ihtimali diye biliyoruz. Ve buradan da biz ne elde ediyorduk? Şunu elde ediyorduk. Koşullu olasılıktan çarpım kuralı dediğimiz kuralımızı elde ediyoruz. Yani A kesişim B'nin olduğu bilindiğinde A olayının olması ihtimaliyle B olayının olması ihtimalinin çarpımına eşit olduğunu biliyorduk. Bunu şimdi yerine yazarsak bu duruma ne iletmiş olacağız? A olayının olduğu bilindiğine göre B olayının olması ihtimali B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimalinin M bölümü A olayının olması ihtimalinin bölümü olarak hesaplayacağız. Bu oldukça basit bir formül ve ezberlenecek herhangi bir şey de aslında yok. Şimdi Bayes teoreminde bazı durumlarda paydadaki bu A olayının olması ihtimalini bilmeyeceğiz. Onu hesaplamak zorunda kalacağız. O tarz örneklere geçmeden önce basit bir örnek vereceğim. Sonra da ne yapacağım? Paydadaki A olayının olma ihtimalinin bilinmediği durumları nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Arkasından da bu dersi ikiye böldüm. Bir de ikinci bölümümüz olacak. Orada da eğlenceli sorular var. Zombiler ve eğer Star Wars'la ilgileniyorsanız. Şimdi ifade şunu söylemiş. Demiş ki tehlikeli yangınlar nadirdir. Yani %1 oranındadır. Ancak mangal ve bunun benzeri yakmaktan da duman çıkması oldukça sık görülür. %10. Tehlikeli yangınların %90'ı duman çıkarır. Duman olduğunda bunun tehlikeli yangından kaynaklanması olasılığını bulun diye söylemiş. Yani evet tehlikeli yangınlar nadir gözüküyor %1 ama hani duman varsa bu dumanın tehlikeli bir yangın olması olasılığı acaba nedir diye bulmamız isteniyor ki bu tam olarak koşullu olasılık hatta Bayes teoremini yapacağımız bir örnek olacak. Şimdi önce olayları tanımlayalım. T dediğimiz tehlikeli yangın olması olayımız olsun. D duman çıkıyor olması olması olayı olsun. Evet. Şimdi bize neler verilmiş? Bir kere önce tehlikeli bir yangın olmasının ihtimalinin %1 olduğu söylenmiş arkadaşlar. Sıfırdan %1. Duman çıkma ihtimalinin ise ne olduğu söylenmiş? %10. Demek sıfırdan 10'da 1. Ve tehlikeli yangınların %90'ında duman çıkar demiş. Yani bir yangının tehlikeli olduğu bilindiğinde duman çıkması ihtimali %90'mış. %90'mış. Peki bize ne soruluyor? Bir duman gözüktüğünde, bir duman olduğunda bu dumanın tehlikeli yangın olması ihtimali nedir diye soruluyor. Peki hemen yapalım. Formülümüzü yazalım Bayes teoremimizi. Ezberlemek zorunda değiliz. Aklınızda kalmıyorsa eğer gene koşul olasılıklardan yararlanarak devam edebilirsiniz yani bildiğiniz şeyden.
kesişim değil de koşulu çarpımdan yazabiliyorum hatırlarsanız eğer. Bunu nasıl yazacağım? Tehlikeli olduğu bilinene göre duman çıkması ihtimali çarpı duman çıkması ihtimali bölü duman çıkması ihtimali diyebiliriz. Evet. Yok, yanlış yazdık. Şurası T olacak. Zaten aşağıda farklar gelecek. Şurası T olacak tabii ki. Bölü P, D. Tamam. Şimdi oldu. Pekala, yazalım. Tehlikeli bir yangın olduğunda duman çıkması ihtimali yüzde kaçtı? %90'dı. Peki tehlikeli yangın çıkması ihtimali yüzde kaçtı? Sıfırdan %1'di. Ve duman çıkması ihtimali ise yüzde kaçtı? Sıfırdan %10'da 1'di. Değil mi arkadaşlar? O da ne olacaktır? Sıfırdan %9 olacaktır. Yani %9 ihtimalle ne olabilirmiş arkadaşlar? Bu bir tehlikeli yangın olabilirmiş diyoruz. Devam edelim. Tamam. Burada arkadaşlar şöyle bir teoremden bahsedeceğim aslında. Bunu derslerimizin başında verelim ki nereden geldiğini daha rahat görmemiz için. Şimdi bir tane örnek uzayımız var. Bir tane de neyimiz var? Bir tane de arkadaşlar. A diye bir olayımız var. Şu örnek uzay, bu da A olayı. Tamam mı? Bir de ikişerli ikişerli kesişimleri boş küme olan ne var? Olaylar var. Tamam mı? Bu olaylar. Şöyle yazalım. Şöyle. Bir saniye. Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Bu olayları da E1, E2, E3 diye isim verelim. En son işte EK-1 ve EK şeklinde olsunlar. Şimdi bu E1'lerin, E2'lerin kesişimlerinin boş küme olduğunu görebiliyorsunuz zaten. EI kesişim EJ eşittir. Boş küme diyeceğim. Burada I ve J, I eşit değildir. J iken ve I ile J de ne olacak? İşte birden K'ya kadar sayılar olacaklar. Aynı zamanda bunların birleşimleri de neyi verecek? Örnek uzayı verecek. Yani E1 birleşim, E2 birleşim, nokta 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 EK neyi verecek size? Örnek uzayı verecek. Ve dikkat ederseniz bu kümeleri A ile neleri var? A kümesi ile kesişimleri mevcut. Yani A kümesi ile, bakın A kümesi ile E1'in kesişimini şu anda fosforlu sarıyla boyadım. Fosforlu mavi rengiyle de neyi boyuyorum? A kümesi ile E2'nin kesişimini boyuyorum. Tabi bazı boşluklar kalıyor ama artık onlara sürüne bakmayın lütfen. Şurası da nedir? A kesişim E3'tür. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman ne görebiliyoruz? Bir kere birincisi bu kesişimlerde, yani A kümesiyle E1 kesişimlerin hepsi, bunların hepsinin yani kesişimleri şöyle A kesişim E2 nokta nokta kesişim A kesişim EK size ne verecektir? Tabii ki arkadaşlar bunların hepsinin ortak kesişimi A kesişim boş küme ve o da gene boş kümeyi verecektir. Yani bu A kesişim E1'in, şurası A kesişim E1. Burası A kesişim E2. Bunların da kesişimleri nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Peki birleşimleri nedir? Şuraya biraz daha yer ekleyeyim. Biraz daha yer ekleyeyim. Peki bunların kesişimleri değil de birleşimleri A kesişim E1. Birleşim A kesişim E2. Birleşim nokta nokta birleşim A kesişim EK. Peki acaba bu hangi kümeye eşittir diye bakarsak onu da şunu görüyoruz.
dikkat ederseniz. Bu A kesişim, E1 birleşim, E2 birleşim, EK'dan A kesişim örnek uzay, o da eşittir A olacaktır. Yani bu kesişim A kesişim E1, A kesişim E2, A kesişim E3'lerin birleşimi de A kümesinin kendisini ne yapacaktır? Verecektir. Bu durumda arkadaşlar gene biraz daha boşluğa ihtiyacım var. Boşlukları ve evet, şeyleri yerine sığamadım. Yani yazdıklarımı sığdıramadım. Daha az yer ayarlamışım. Evet. Peki bu durumda arkadaşlar şöyle bir teoremiz var ki bu teorem çok önemli. A'nın olasılığı A kesişim E1'in olasılığı artı A kesişim E2'nin olasılığı artı nokta nokta A kesişim EK'nın olasılığına eşittir. Ki bütün bunları ben bu olasılıkların toplamının buna eşit olduğunu nereden söyleyebiliyorum? Zaten şu 1 ve 2'den söyleyebiliyorum arkadaşlar. 1 ve 2 ne olur? Özelliklerden söyleyebiliyorum. Peki bunu metnebilir miyim? Hayır. Koşullu olasılık cinsinden de yazabilir miyim bunları? Kesinlikle evet yazabilirim arkadaşlar. Yani A'nın olması ihtimalini ben şu şekilde yazabilirim. E1'in olması ihtimali çarpı E1'in olduğu bilindiğine göre A'nın olması ihtimali artı E2'nin olması ihtimali çarpı E2'nin olduğu bilindiğine göre A'nın olması ihtimali artı EK'nın olması ihtimali çarpı EK'nın olduğu bilindiğine göre A'nın olması ihtimali şeklinde yazabilirim. İşte burası bu formülü kullanarak Bayes teoremini bütün paydadaki toplamı elde edeceğiniz durumlar söz konusu olacak. Lütfen bunun nasıl elde edildiğini iyi anlamaya çalışın. Oldu mu? Şimdi sorumuz değişik bir soru. Güzel bir soru. Torbadan aslında top çekiyoruz. Ama top çekilişimizin özelliği farklı. Şimdi toplarımız şöyle. Şimdi kaç tane? 5 tane kırmızı top var. 2 tane de yeşil top var. 2 tane de yeşil top var. Tamam mı? Buraya kadar her şey normal. Şimdi ben bir tane top çektim. Tamam mı? Diyelim ki kırmızı top çektim ben. Kırmızı topu çektim. Çekilen top kırmızı oldu. Çekilen top kırmızı olduğu zaman ne yapıyormuşum ben? Diyor ki diğer renkle değiştirin diyor. Yani ben ne yapıyorum? Kırmızı topu çektim. Kırmızı topu çekildi. Kırmızı çekildi. Ne yapıyorum ben? Çekilen kırmızı top, yani 4 tane kırmızı top vardı. Çekilen kırmızı topu tekrar yerine koyuyorum. Onun yerine ne alıyorum? Onun yerine ne alıyorum? Yeşil alıyorum ve o zaman benim torbamda, yani birinci çekilişin sonucunda birinci çekilişte kırmızı çıkması durumunda benim torbamın yeni hali ne oluyor? Bu şekilde oluyor. Yani kırmızıyı çektiysem kırmızıyı bırakıyorum. Onun yerine ne alıyorum? Yeşil alıyorum. Peki diyelim ki kırmızı değil de yeşil çektim. O zaman ne oluyor? Kırmızı değil de yeşil çektiysem ne olacak? Onu da gösterelim hemen şimdi. 5 tane kırmızımız var. İki tane de yeşilimiz var. Diyelim ki birinci çekilişte birinci top diyelim ki yeşil olsun. Yeşil olsun. Şimdi ben ne yapacağım? Topu çektim. Yeşil. Değil mi? Şimdi çektiğim zaman ne oldu? Bir tane yeşil kalmıştı. Ben yeşili tekrar torbaya geri atıyorum. Onun yerine ne alıyorum? Onun yerine kırmızı bir top alıyorum. Yani 5 tane kırmızı toptan bir tanesini aldığım için ne oluyor? 4 tane kırmızı top olmuş oluyor arkadaşlar. Yani ben birinci topu yeşil çektiğim zaman yaptığım işlem bu şekilde olmuş olacak. Aldığım rengin zıttını ne yapıyorum? Aldığım topu yerine bakıyorum, zıttını çekiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi burası anlaşıldıysa ikinci topun kırmızı olması olasılığı nedir diye sormuş bana bu soruda. Hemen bakalım. İkinci soru. Birinci sorumuz ne? Kırmızı olması çekilen topun, ikinci topun kırmızı olması olasılığı. Ben burada K1, K2 diye
İşte birinci top kırmızı, birinci topun kırmızı olması olayı, kırmızı olması olayı diyelim. K2 ikinci topun kırmızı olması olayı diyelim. Y1 birinci topun yeşil olması, Y2'de ikinci topun yeşil olması olayı diye tanımlıyorum. K2 dediğimiz ikinci topun kırmızı olması ihtimalini bileceğim. Bu nasıl olabilir? Nasıl gerçekleşebilir? Birinci top kırmızı olur ve ikinci top da kırmızı olur veya birinci top yeşil olur, ikinci top ne olur? Kırmızı olur. Yani kırmızı olması ihtimali bu şekilde hesaplanabilir ikinci top. Peki birinci topun kırmızı, ikinci topun da kırmızı olması ihtimalini nasıl bulacağım? Burada koşul olasılığı çarpım kuralını kullanmak durumundayım. Birinci topun kırmızı olması ihtimali çarpı birinci topun kırmızı olduğu bilindiğine göre ikinci topun kırmızı olması ihtimali artı birinci topun yeşil olması ihtimali çarpı birinci topun yeşil olduğu bilindiğine göre ikinci topun kırmızı olması ihtimali. Peki birinci topun kırmızı olması ihtimalini nasıl bulacağım? İlk çekilen topun kırmızı olması ihtimali 5 tane kırmızı. Toplam 7 tane top olduğu için 5 bölü 7'ye eşittir. Peki ikinci topun kırmızı olması ihtimalidir. Bakın şimdi birinci topu çektim. Kırmızı çektim. Kırmızıyı yerine koydum. Onun yerine ne aldım? Sarı aldım. Kaç tane kırmızım var? 5 tane kırmızım var. Bir tane de yeşilim var. Toplam 6 tane topum var. 5'i de kırmızı. Yani birinci topun kırmızı olması durumunda ikinci topun kırmızı olması ihtimali 5 bölü 7 ile 5 bölü 6'nın çarpımına eşit. Peki birinci topun yeşil olması ihtimali. İki tane yeşil topum var toplamda. Toplamda kaç tane topum var? 7 tane. Demek ki birinci topun yeşil olması ihtimali 2 bölü 7. Şimdi yeşil topu çektim. Çektim. Yeşil topu çektikten sonra ne yapıyorum? Onu yerine koyuyorum. Onun yerine koyduktan sonra onun karşılığı olarak ne olur? Kırmızı bir top alıyorum. Demek ki birinci top yeşil olduğunda artık ikinci topu çekerken kaç tane top arasından çekeceğim? 6 tane top arasından çekeceğim. Ve bunlardan kaç tanesi kırmızı olacak? 4 tanesi kırmızı olacak. Cevap ne olacaktır burada? 5 kere 5, 25 artı 8 bölü 42'den cevabımız 33 bölü 42 olacaktır. Birinci topun, ikinci topun kırmızı olması ihtimalini bu şekilde hesaplamış olduk. İkinci topun kırmızı olması halinde birinci topun kırmızı olma olasılığı nedir diye sormuş. İkinci sorumuz şu. İkinci topun kırmızı olduğu bilindiğinde diyor. İkinci topun kırmızı olması. Evet. İkinci topun kırmızı olduğu bilindiğine göre birinci topun kırmızı olması ihtimali nedir? Nasıl bulurum ben bunu normalde? Birinci topun kırmızı, ikinci topun kırmızı olması olasılığı bölü iki, birinci top şey bölü ikinci topun kırmızı olması olasılığı diye hesaplarım. Peki K1 kesişim K2'yi nasıl hesaplamıştık? Az önce bulmuştum zaten. Nasıl bulmuştuk? Birinci topun kırmızı olması ihtimali 5 bölü 7'dir. Birinci top kırmızı olduğunda ne yapıyorum? Kırmızıyı bırakıyorum. Onun yerine yeşil top alıyorum. O yüzden kırmızı sayısı değişmiyor ama toplam sayı değişiyor. Toplam top sayısı değişiyor. Bölü 33 bölü 42 zaten az önce faydadaki terimde bulmuştuk. O da 33 bölü 42'ydi. Ne oldu? 25 bölü 33 olarak hesaplamış olduk arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde hesaplanmış oldu. İsterseniz başka bir örnek daha mesela burada üçüncü bir soru daha yapabiliriz. Üçüncü sorumuz da şu şekilde olsun. Evet. Birinci topun yeşil olduğu değil mi? Evet. İkinci topun kırmızı olduğu bilindiğine göre birinci topun yeşil olması olasılığı nedir? Bu da nasıl hesaplanacak? Birinci topun yeşil ve ikinci topun kırmızı olması ihtimali bölü kırmızı olması ihtimali ikinci topun. Bakın Y1 kesişim K2'yi nasıl bulacağım? Bu da birinci top Y1 çarpı birinci topun Y1 olduğu bilindiğine göre ikinci topun
kırmızı olması olasılığı bölü kırmızı ikinci topun kırmızı olması olasılığı. Zaten birinci topun yeşil olması ihtimali 2 bölü 7 idi. Birinci topu yeşilken ikinci topun kırmızı olması ihtimali ise 4 bölü 6 idi. Bunu da neye böleceğim? Bunu da arkadaşlar 33 bölü 42'ye böleceğim. O da ne yapar? 8 bölü 33 olarak hesaplanmış olur. Şimdi buradaki sorumuz bitmiş. Ama şöyle bir şey durum söz konusu. Şimdi Elif ve Zeynep var. Elif. Elif'in elinde bir tane altın yüzlü zar var. Bir de 8 yüzlü bir zar var. Şimdi ve elleri kapalı. Zeynep bu kapalı ellerden bir tanesini seçiyor ve seçtikten sonra da Elif arkasını dönüyor, gizlice zarını atıyor ve sonucu söylüyor. Sonucu söylüyor. Şimdi sonuç diyelim ki 4 çıkmış olsun. Evet. Ben ne yaptım? Evet. Sonuç 4 çıktı. Sonuç yani atılan zarın sonucu 4 olduğuna göre ve atılan zarın 600'lü olması olasılığı nedir? 600'lü olması olasılığı nedir diye soruyor. Evet. İki tane zarımız var. 600'lü ve 800'lü diye. Elif bunları elinde tutuyor. Zeynep bunları görmüyor. İkisinden bir tanesini tercih ediyor. Diyor ki işte sağ elini, sol elini seçiyor. Sol elini arkasına dönüyor. Sol elindeki zarı atıyor ve ondan sonra diyelim ki işte ne yapıyor? Sayıyı sonra Zeynep'e söylüyor. Çıkan sayının biz 4 olduğunu biliyoruz. Bunun 600'lü zar olması ihtimali, yani 600'lü zardan çıkan sonuç olması ihtimali nedir diye bize sorulan şey bu. Şimdi olayları tanımlayalım. Şimdi A dediğimiz A olayı dediğimiz arkadaşlar, A olayı zarın 600'lü olması olayı olsun. B olayı ise zarın 800'lü olması olayı olsun. D olayı da zarın üst yüzüne gelen sayının 4 olması olsun. 4 yüzüne gelen sayının 4 olması olayı olsun dedik. Şimdi bizden istenen şey ne? Gelen sayının 4 olduğu bilindiğine göre 600'lü bir zar olması ihtimali nedir diye soruyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu bir koşullu olasılık. Atılan zarın 600'lü ve değil mi? 600'lü olması ve 4 gelmesi olasılığını neye böleceğim? Atılan zarın 4, pardon, atılan zarda, yani zarlardan bir tanesinde bunun 4 üst yüze 4 gelmesi, 4 sayısının gelmesi olasılığı diyeceğim. Bunu bulmam lazım. Şimdi A kesişim D'yi nasıl hesaplayabilirim? A kesişim D'yi nasıl hesaplayabilirim? Güzel bir soru arkadaşlar. Birincisi, evet, bunu gene koşullu olasılık şeklinde düşünelim. Nasıl düşünelim onu da? Şöyle düşünelim. Seçilen zarın 600'lü olduğu bilindiğine göre 4 tane olasılığı çarpı seçilen zarın 600'lü olması olasılığı diyelim. Şimdi seçilen zarın 600'lü olması olasılığı zaten 1 bölü 2. Çünkü iki elimizde iki farklı ne var? Zar var. %50, %50. Peki 600'lü bir zar geldiğinde üst yüze gelen sayının 4 olması ihtimali nedir? Tabii ki 1 bölü 6'ya eşittir. Yani bunun cevabı kaçtır? 1 bölü 12'dir. Bunu bulduk. Peki D'yi nasıl bulacağız? Yani üst yüze
üst düzeye gelen sayının 4 olması ihtimalini bulacağız. Bunu şöyle bulabilirim. Seçilen zar 600'lüdür ve 4 sayısı gelmiştir. Veya seçilen zar 800'lüdür ve 4 sayısı gelmiştir şeklinde hesaplayabilirim. A kesişimdeyi az önce bulduk. Onun yerine 1/12 diye yazabilirim. Peki B kesişimdeyi nasıl bulacağım? Onu da benzer mantıkla hesaplayacağım. B zarının geldiği bilindiğine göre 4 gelmesi olasılığıyla B zarının gelmesi ihtimalini çarpımı şeklinde yazacağım. O da neye eşittir? O da neye eşit olacaktır? 1/12 ile 1/12 ile. Evet, bakın şimdi bunu hesaplayalım. Şimdi seçilen zar 800 ise 4 gelmesi olasılığı kaçtır artık? 1/8'dir. Peki seçilen zarın 800 olması ihtimali kaç eşittir? 1/2 eşittir. Bunun da cevabı ne olacaktır arkadaşlar? Burası 12, burası 16. Onu da ben hesaplayalım. Hesaplarsak arkadaşlar 7/48 mi çıkacak? Bakalım. 7/48 çıkacak değil mi? Evet. Bunu neredeyse unuttum. Şimdi bu durumda arkadaşlar seçilen, yani şimdi burada ne soruyordu bize? Atılan o sayı, gelen sayı 4 olduğunu bilindiğine göre seçilen zarın 600'lü olması ihtimalini soruyordu. A kesişimdeyi bulduk 1/12 şeklinde. Seçilen zarda, atılan zarda 4 gelmesi ihtimalini bulduk. O da 7/48 olarak bilindi. 7/48 olarak bilindi. Bu durumda 1/12 çarpı 48/7'den 12 ile 48'ler yaşıyorsa 4. Cevabımız kaç çıkar? 4/7 olarak bulunmuş olur. Bu da güzel bir örnek olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Evet. Böylelikle dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde artık hastalıklarla ilgili, zombilerle ilgili bir örnek çözeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarım, sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyerek, evet, dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar.